Müslümanları nezdinde İslam'ı küçük düşürmeye yönelmek. Örneğin şu Salman Rushdie'nin yaptığı çok bariz bir örnektir. Allah rahmet eylesin, Hümeyni'nin fetvası da çok yerinde bir fetva. Zira adam bir gerçekten filan bahsetmiş değildir. Kitabıyla ilgili bilginiz var mı? Burada yayınlandı mı? Okuyanınız oldu mu? Biliyor musunuz? Yani ben kısaca bahsedeyim mi? Şimdi adam bir roman yazıyor. Yazabilir isteyen, istediği romanı yazabilir ama bu romanda sizi konu edinip, sizin hayatınızı, sizin gerçeğinizle uzaktan yakından alakası olmayan unsurlarla doldurup cümlelerine öyle takdim ediniz. Hiç kimsenin söylemediği, yazmadığı şeyler söylüyor. Adam uyduruyor kafasından, Muhammed Mekke'de sabahtan akşama gelen evleri gezip duran bir adam. Muhammed'in hanımları gelen evlerde çalışan kadınlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve hanımlarını eliyle satıyor. Böyle gösteriyor kitabını. Şimdi sen iyice caminin bilmem mihrabınından bir neresinden bilmem nesini de bırakmış duvarını ta neresine neyden hale gelmiş. Ne demek ya, sen belanı mı arıyorsun ne adam? Şu yazdıkları, şu söyledikleri, yani bu konuyla uzaktan yakından alakası ne? Düpedüz kaşınıyorsun sen. Hem de ölümüne kaşınıyorsun. Afiyet olsun. Ölmekten de beter oldu. İyi ki öldürmüyoruz. Yani şimdi o her gün ölüyor. Her dakika, her saniye ölüyor. Öldürseler bir kere ölür. Hiç öldürmeseler daha iyi bence. Ölen bir kadar, onun kadar çok ölen bir adam yeryüzünde bilmiyorum. Olur mu? Bu kadar berbatlık pes ya. Ne istiyorsun? Sen roman yazacaksın. Benim hayatımı insanların gözünde iki paralık edeceksin. Üstelik de Muhammed Aleyhisselam 1 milyar insanın gözünde Allah'ın elçisi. Olarak bilinen bir adam. Kaldı ki sıradan bir insana bile bunca hakaretleri yapmayın. O insanı insanların gözünde bu kadar düşürmeyin, adi göstermeyin. Hakkını kimse kimseye vermez. Sen neden alıyorsun bunu? Pislik herif. Bu bunun efendim yasak olmasın. Değil mi olmalı? Ne ala? Yani herkes aklına eseni yazsın, yapsın, çatsın. Ondan sonra yasak olmalı. Peki niye benim seni öldürmem yasak o zaman? Ben de seni öldüreyim, ona da yasak olmasın. Şu oy adamların elinden alalım, ona da yasak olmasın. Alamanya'dan Alamanları kovalayalım, ona da yasak olmasın. Olur mu yahu? Yani bu yasak olmasın, bir sana da olmasın. Alamanlara da yasak olmasın, o zaman onlar da bizi kovalar. Kim gücü yeter? O tarafa ne yapar?